أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أستعوذ بالله بسم الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله جل جلاله Kur'an'da ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. De ki ey Habibim, eğer onlar Allah'ı sevdiklerini söylüyorlarsa sana tabi olsunlar. Bak, sana tabi olsunlar. Burada ince bir mesele var. Biz bugün buraya açacağız. Sana tabi olurlarsa Allah da onları sevecek diyor. Allah Celle Celaluhu. Ve günahlarını affedecek diyor. Bak. Hem sevecek hem günahlarını affedecek. Ama ne sebeple? Sana tabi olurlarsa. Tabi olmak ne demek? Bir insanın yolundan gitmek. Onun gibi yaşamak, onun gibi hareket etmek, o ne yaparsa aynısı yapmak. Ben sana tabiyim ne demek? Ben senin yolundayım demek. Değil mi? Buradan bunu anlıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış mesela? İşte suyu 3 yudumda oturarak içmiş, dinlenerek içmiş. Yemeği sağ eliyle yavaş yavaş, lokmasını ağzında çiğneye çiğneye yavaş yavaş yemiş. Bunlar basit örnekler. Tuvalete sol ayakla girmiş, sağ ayakla çıkmış. Bunlar sünnetler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir tutam sakal bırakmış, bıyıklarını kısaltmış. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bol şalvar, bazen entari, bazen entari üstüne cübbe giymiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam takke takmış ve genelde takkenin üstüne sarıkla gezmiş. Ve sarıkla alakalı birçok hadis var. Sarık Yahudilerle bizi ayıran bir özelliktir diye bir hadis var. Bakın, sarığın önemini buradan anlayın. Yahudilerle bizim aramızı açan, yani ayıran bir özellik, kıyafet meselesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl giyindiyse, eğer biz Allah'ı seviyorsak, biz Allah'ı sevdiğimizi ağızla değil de kalple söylüyorsak, biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi giyinmemiz lazım. Kılığımıza, kıyafetimize dikkat etmemiz lazım. Ya bu zamanda olur mu diyen kişi Allah Celle Celaluhu sevmeyen kişidir. Ayet, bakın konuştuğum şey ayet. Eğer bu zamanda bu kıyafet olmaz, bu zamanda işte bilmem ne kot pantolon ya da kumaş pantolon ya da keten pantolon olur diyen adam yalancı Müslümandır. Allah Celle Celaluhu'nu sözde sevdiğini söyleyen ama lakin iş icraata gelince yalancı olduğu ortaya çıkan kişidir. Tabii ki de. Niye? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şalvar giymiştir ve şalvar giymesini tavsiye etmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir tane hadisi yok. Burayı iyi dinlesinler. Peygamber haşa ve kella, bir de peygamber diyorlar, utanmazlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için diyorlar ki işte peygamber şimdi yaşasaydı takım elbise giyerdi. Peygamber şimdi yaşasaydı sinek kaydı tıraş olur diyenlere söylüyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tane hadisi yok. Şöyle. İşte ümmetim, biz Arabız. Biz Arap olduğumuz için böyle giyiniyoruz. Lakin işte Türkler böyle giyinsin. Avrupalılar böyle giyinsin. İleriki zamanlarda siz böyle giyinin diye bir hadis kesinlikle yoktur. Kıyafet bellidir. Sarık bellidir. Takke bellidir. Cübbe bellidir. He. Şimdi çok bilmişler çıkıyor. Siz de İslamiyet'i cübbeyle, takkeyle, sarıkla mı belirlediniz? İslamiyet'in belirlenmesi için gerekli şey de bunlar İslam nişanlarıdır. İslam nişanlarıdır. İki tane adam yolda yürüse, bir tanesi kot pantolon. Bak kot pantolon, dar paça konverse, her neyse, dar gömlek giyse. Yanında da bir tane tam teşkilat, kisveli bir kişi yürüse. Hangisine Müslüman dersin? Bana bunun cevabını ver ilk önce. Bilmişlik yapmadan önce, boş konuşmadan önce bana bunun cevabını vereceksin. Ondan sonra konuşacaksın. Yok işte siz de her şeyi kıyafete bağlıyorsunuz, siz de cübbeye bağlıyorsunuz, siz de takkeye bağlıyorsunuz. Biz her şeyi cübbeye takkeye bağlamıyoruz. Biz cübbenin takkenin öneminden bahsediyoruz kardeşim. Konuyu nereye bağlıyorum? Bugün kendine Müslümanım diyen Müslüman evladı ibneler gibi giyiniyor. Açık açık konuşuyorum kardeşim. Ben de kimseden çekinme yok. Sözümü de kimseden esirgemem. Bugün Müslüman evladı ibneler gibi giyiniyor. Ve bunu yaparken de utanmıyor. Ve yani gurur duyuyor kıyafetiyle. Nasıl oluyor bu iş? Çünkü Allah'ı sevmiyor.
Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmiyor. Ve yalancı bir Müslüman bu. Sorsan herkesten çok seviyorum der. Ben Allah'ımı çok seviyorum. Bu kıyafet kimin kıyafeti? Gavurun kıyafeti. Sen nasıl Allah'ı seviyorsun? Sen nasıl Allah'ı seviyorsun? Sen nasıl peygamberi sevdiğini söylüyorsun? Aleyhisselatü Vesselam Celle Celaluhu. Bugün kafirin ne modası varsa aldı bizim gençler. Kafir ne kıyafet çıkardıysa ilk önce bizim gençler aldı. LGBT'nin bütün kıyafetlerini evvela bizim gençler aldı. He? Yalan mı? Taksim'de onur yürüyüşü adı altında İbneler, geyler, travestiler sokak ortasında erkek erkeğe anadan üreyen çırılçıplak soyunup sevişiyorlar. Bugün Muğla'da sahil kenarında erkek erkeğe ilişkiye giriyorlar. Ne o? Biz konuşunca ne konuşuyorsunuz? Biz boş konuşmuyoruz kardeşim. Biz Allah için konuşuyoruz. Bugün Gucci denen bir marka çıkmış. Gucci. Sözde kaliteli bir marka. Her neyse. Sözde bir erkek kıyafeti. Ama uzaktan bakın, eğer ona erkek derse ben burada adımı değiştiririm. O kadar kesin konuşurum. İş nereye bağlanıyor? Erkekleri kadınlaştırmaya. Yani bu cinsiyet eşitliği adı altında insanların cinsiyetini değiştirmedir bu. Bu. Gucci'de reklamını veriyorum, söylüyorum yani. Allah rızası için almayın oradan, giymeyin. O yüzden söylüyorum üstüne basa basa. Gucci'de bir erkeğe o kadın kıyafetini yakıştıran o kıyafetin tasarımcısı ne giyiyor biliyor musunuz? Jilet gibi takım elbise giyiyor. Sen madem böyle bir şey çıkartıyorsun ilk önce kendin giy. Niye? Sen çünkü projesin. Siz baştan aşağı projesiniz. Siz Yahudilerin, Siyonistlerin, İngilizlerin, Yahudilerin ne kadar İsrailli, Amerikalı pislik varsa Rockefeller, Rothschild ailelerinin uşaklarısınız. Siz tamamen projesiniz. Siz öyle giyinmezsiniz ama insanları öyle giyinmeye teşvik edersiniz. Madem bir ibne kıyafeti tasarlıyorsun, o ibne kıyafetini ilk önce kendin giy. He? Giymezsin. Çünkü siz insanları böyle kandırıyorsunuz. Ama bugün maalesef bakıyorsun, gavurun modasını evvela Müslüman çocuğu kapıyor. Ya yazık yazık. Allah için konuşuyoruz. Biz konuşunca da ya siz ne konuşuyorsunuz? Kimse kusura bakmasın kardeşim. Ak koyun, kara koyun mahşer günü çıkacak ortaya. Günahımız çok. Her zaman söylüyoruz kardeşim. Ama iş Allah'ın dinine gelirse, iş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine gelirse, iş itikat meselelerine gelirse, iş ehli sünnete gelirse kardeşim tavizim yok. Hiç kimse kusura bakmasın. Sahabiye laf söylettirmem. Aşere-i Mübeşşere laf söylettirmem. Ehl-i Beyt'e laf söylettirmem. Bunu buradan ilan ediyorum. Söylediğinde alnını karıştırırım. Gerekirse kardeşim sarığı, cübbeyi, takkeyi çıkartırım. Adama dalarım ben. Öyle. Biz de böyle kardeşim. Her zaman söylüyorum. Ağzımız bozuk olabilir. Ama elhamdülillah itikadımız sağlam. Öyle ya kardeşim. El alem kalkacak, el alemin gavuru, Müslüman evladını ne diye biliriz hale getirecek. Erkek erkek ilişkiye girecekler. Top olacaklar, ibne olacaklar. İbne gibi gezecekler sokaklarda. Kadın kıyafetiyle, vuruş yaparak, makyaj yaparak, kaşlarını aldırarak gezecek Müslüman evladı, erkek evladı. Ben buradan izleyeceğim. Yok öyle bir şey kardeşim. Müslüman evladı kendine gelecek. Müslüman evladının kıyafeti şalvardır. Cübbedir, sarıktır, takkedir kardeşim. Takke. Aksinin kerden de alnını karıştırırım onunla. Onun da ben ehli sünnetliğinden şüphe ederim kardeşim. Takkeye cübbe laf eden ehli sünnetliğinden kendinden şüphe etsin kardeşim. Ben ehli sünnetliyim diye kendinden şüphe etsin. Bize kalkıp da siz de her şeyi takkeyle, cübbeyle, sarıkla belirliyorsunuz diye kendi ehli sünnetliğinden şüphe etsin kardeşim. Çünkü bu kıyafet alemlerin efendisinin kıyafetidir. Alemlerin efendisi diyorum bak. Alemlerin efendisi. Kimse kusura bakmasın kardeşim. Allah için uyarıyoruz. Allah için uyarmaya devam edeceğiz. Ölene kadar da sesimiz çıkacak kardeşim. Evet. Her zaman söylüyoruz. Yine söyleyeceğiz kardeşim. Günahkar olabilirsin. Bozuk adam olabilirsin. Ama Allah için bir kendine dikkat et. Haline, hareketlerine, tavrına, kıyafetlerine bir dikkat et. Aynaya baktığın zaman Müslüman evladı mısın? Yoksa gavur evladına mı benziyorsun? Buna bir dikkat et kardeşim. Allah için uyardık. Allah için de uyarmaya devam edeceğiz. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.